Ve şimdi toplumsal bariyerleri büyük bir inanç ile aşan emeğin ve vicdanın sesi 27. dönem HDP milletvekili adayımız Sayın Cemal Kara'yı buraya davet ediyoruz. Ve kadın, yaşam, özgürlük diyen bir mücadelenin neferi olan 27. dönem HDP Erzurum milletvekili adayımız Sayın Zeliha Dündar'ı buraya davet ediyoruz. Ve Erzurum milletvekili adayımız Sayın Mehmet Kasım Fırat'ı sahneye davet ediyoruz. Ve şimdi halkımızın selamlaması için mikrofonu Sayın Milletvekilimiz Barış Kemaloğlu'na da veriyoruz. Değerli Karayazı halkı, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 7 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Selahattin Demirtaş'ın bir lafı vardı. Sizi başkan yaptırmayacağız, sizi başkan yaptırmayacağız, sizi başkan yaptırmayacağız. Selamlarımla sunuyorum. Her beşi. Biz de konuşmalarından dolayı Sayın Vekilimiz Barış Kemaloğlu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve şimdi halkımızın selamlaması için mikrofonu milletvekili adayımız Sayın Cüneyt Laloğlu Seydamıza veriyoruz. Selam. Selam. Liserve geli geli karayazı açtıkas. Selam liserve geli dayıkını açtıkas. Selama Selahattin Demirtaş, selama germ Mecver Ohaniye, zede em na akıfı kıber nadın, le em kan ne akıfım şi, em lürye hev mezeki, hun jinniyata mefem dikin, em jinniyata vefem dikin. Dve hilbijartın eda, oyek jihede perra, oyek ji Demirtaşra. Ez ve hamya birrez ve hürmet selam dikin, سلفجارتنا و سیستم و جن هادل و پیروز به رمضان و عید و ان هادل و پیروز به هم بخیر و خوشی دا بمینن و biz de Sayın Vekilimiz Cüneyt Laloğlu Laloğlu'na konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi halkımızın selamlaması için HDP Erzurum Milletvekilimiz Sayın Saffet Polat'ı mikrofonu davet ediyoruz. Değerli ve onurlu Karayazı halkı, öncelikle hepinizi Gençlik ve Halkların Demokratik Partisi adına saygı, sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Buradan mevcut başkana sesleniyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, HDP var olduğu müddetçe, HDP'liler bu toprakta nefes aldığı müddetçe sen başkan olamayacaksın. Sadece selamlama. Şimdi mikrofonu milletvekili adayımız Sayın Cemal Kara'ya veriyoruz. Merhaba Karayazı. Merhaba değerli misafirperver. Ben partim adıma Halkların Demokratik Partisi adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Biz de vekilimize konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere kısa bir konuşma milletvekilimiz Sayın Zeliha Dündar'a mikrofonu uzatıyoruz. Merhaba Karayazı halkı. Sizleri yeryüzündeki bütün dillerle, bütün renklerle ve kadının rengiyle Halkların Demokratik Partisi adına saygıyla selamlıyorum.
biliyoruz ki ülkemizde tarihi ve zorlu bir süreci yaşıyoruz. 16 yıllık AKP iktidarı tek adam olabilmek için ülkeyi kendi amaçları uğruna bir darbe seçimine götürmektedir. 16 yıllık AKP diktatörü iflas etmiştir. Ekonomi dibe vurmuştur. Dolar, faiz tavan yaptı. Esnaf kepenk kapatıyor. İşçi, memur, emekli, çiftçi kan ağlıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı olması... Cumhurbaşkanımız Sayın Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı adayı olmasına rağmen şu an hala tutuklu bulunmaktadır. Bu antidemokratik uygulamayı lanetle kınıyoruz. Seçilmiş milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, partili arkadaşlarımız, on binlerce insanımız hukuksuzca, haksızca tutuklandığı için lanetliyoruz. Bizler barışın, kardeşliğin, özgürlüğün sesi olacağız bu topraklarda. Savaşa hayır diyerek inadına barışı getireceğiz. Yaşasın HDP, yaşasın barış, yaşasın özgürlük. Bir oy Demirtaş'a, bir oy HDP'ye. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Biz de Sayın Vekilimiz Zelha Dündar'a konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere HDP Sayın Milletvekilimiz Mehmet Kasım Fırat'ı mikrofonu uzatıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Binave Khudaye Dolovan u Dolovin. Ez ve selav dikim û dilekî germ û bi gêj ez hemûya selav dikim û emanata xwe da dabin. Gelin ezîzên min, gelê xuşk û birayên hêja û beşdarên birûmet, em îro ji bo seçimê, ji bo hilbijartinê em hatin evra. İnşallah em ê bi ser bikevin. Bizim o kuvveti akıda. Lebeli, ev hükümeti hani, astengiye küçük beci, astengiye zivome derdi hine. Mina, el an, insanın meduhazın beni, alane, beni me ziyaret bikin, ama reyvan birine, nahilin beni vra. Ev ya aybe, ev ya şerme. Ez viya şerimi zar dikim. Dava çıdkın ev insana aziz, mübarek u misafirperver mezeke de bacari kere yazıya da sedi nodu dudu nodu şeş dengirti bu de seçima hazirane da hazirana buhuri da u iro mezeke de bacari nafça kere yazıya da bayrağı hemmu siyasetan teda da çıkandı. Tek insan ki yek bayrağı ki ciwin naveşine. Ve demokrasiye, ev ya misafirperveriye, ev ya asaleta ver avadı de. Ama em biçin yek bayrağı ki felame ki partiya hue biçin Hasan Kale. Am biçin cigi dine dine ve bacarı Bakur'da Kuda şahada evi Bıkalişinin evi mecilin şpikin. Ferka me eve, ferka me eve. Hun azizin. Hun misafirperverin. Ve çevaku hazar sal bereci ve bi milleti Türk aniye çıkara kiriye misafir. Ez civa peyva ve Türkiye düzeyi hep kelime juvera bebejim. U pişre hatır juvera bu hazım. Değerli bacılarım, kardeşlerim, değerli yoldaşlarım,
Biz bir süreç içerisinde yürüyoruz. Çok önemli bir süreçtir bu. Mutlak ve mutlak kendimize gelip geçmişi düşünerek bir sentez çıkaralım. Bakın, eğer biz burada kendimize sahip çıkmazsak, içerideki değerli Cumhurbaşkanı adayımız, değerli milletvekillerimiz, değerli belediye eş başkanlarımız yüzlerce gene mağdur olacaklar ve hapislerde kalacaklar veya sağa sola vuracaklar. Mutlaka ve mutlaka oyumuzu kullanalım. Şu anda bakın, 30 tane insan, 27-28 tane insanımız gözaltındadır. Ben onlar adına da size selam getiriyorum. Bunları sebepsiz bir şekilde gözaltında tutuyorlar. Eğer biz kendimize sahip çıkmazsak bunlar daha da çoğalacaktır. Gelin biz sahip çıkalım birbirimize. Bu adam gidicidir, biliyor musunuz? Gidicidir, gidici. Ev ya kendi ber girineye, ciber ve ev haşettike. Direnin, gidiyor. Ekonomisiyle gidiyor. Antidemokratik kararlarıyla gidiyor. Ve despot düşüncesiyle gidiyor. Bu adam gidiyor, gidiyor. Bunları iyi bilelim ve birbirimize sahip çıkalım. Ve bir şey daha söyleyeyim size. Biz iktidarın ortağı olacağız. Hiç bizsiz. Sizsiz, HDP'siz bir iktidar olamaz, düşünülemez. Ben sözlerime son verirken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Humbibi'nin de emaneti Huda'da selavuruz. Konuşmalarından dolayı Sayın Vekilimiz Mehmet Kasım Fırat'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tüm sayın vekillerimizi uğurluyoruz. Değerli halkımız, beklenen an geldi. Sizin güçlü sesinizle, gür sesinizle ilçemizi ziyaret eden, ilçemize teşrif eden Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanımız Sayın Pervin Buldan'ı davet ediyoruz. Gelemeyi heca, gelemeyi delal. Merhaba dayken aşiti, dayken rumet. Ön her hatine, serseran, serçavan hatine. Ez ve hemmiyan slavdikim. Ramazana ve ser kheribe, Xode roji niveja ve kabul bike. Ön bi her hatine, serseran, serçavan hatine. Sevgili Karayazı halkı, çok değerli anneler, kadın arkadaşlarım, sevgili genç yoldaşlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Karayazı bir başka güzel. Bugün Karayazı'da Şehzaitlerin, Seyit Rıza'ların torunları bu alanları doldurmuş. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Sizler Şeyh Saidlerin, Seyit Rıza'ların torunlarısınız. İşte onun için bugün her türlü zulme karşı, her türlü engellemeye karşı bu alana geldiniz. Bu alanı doldurdunuz ve bu direnişin bir kez daha yılmayacağını herkese gösterdiniz. Evet, bu halk bütün baskılara rağmen, engellemelere rağmen, gözaltılarına rağmen, tutuklamalara rağmen hiçbir zaman hiç kimsenin önünde diz çökmedi, boyun eğmedi, biat etmedi. Bu halk dar ağacına giderken bile, dar ağacına giderken bile biz kimsenin önünde diz çökmedik. Bu size ders olsun demişlerdi ya. İşte bugün Karayazı halkı da, Karayazı üzerinde oynanan bütün baskı ve şiddet politikalarına karşı, gözaltı ve tutuklamalara karşı bir kez daha kararlı bir şekilde, moralli bir şekilde, coşkulu bir şekilde buraya geldiler. Hepinizi canı gönülden kutluyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet, bugün sığınacakları tek yer HDP'yi nasıl engelleriz? HDP'ye gidecek olan oyları nasıl engelleriz? Şu anda onun hesaplarını yapıyorlar. Onlar zannediyorlar ki gözaltına alarak, tutuklayarak ya da öldürerek ve katlederek bir halkı bitiririz, bir halkı sindiririz. Oysa bizler tutuklandıkça çoğalan bir halkız. Bizler öldürüldükçe çoğalan bir halkız. Geçmişte yaşadık. Bu ülkeyi yönetenler, bu ülkede iktidar olanlar her zaman Kürtlere zulüm yaptılar. Tıpkı bu dönem AKP hükümeti gibi, AKP'nin başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi, biz bu halkı nasıl bitiririz, nasıl inkar ederiz, şimdi bunun hesaplarını yapıyorlar. Bakıyorlar erimişler, bakıyorlar gidiciler, bakıyorlar ki kaybedecekler, o zaman ne yapalım? İnsanlardan tehditle oy alalım diyorlar. Valilerini, kaymakamlarını ve bütün mülki amirlerini halkın yanına gönderip, esnafın yanına gönderip tehditle, şantajla oy almaya çalışıyorlar. Ama şunu bilsinler, artık tehditleriniz işe yaramıyor. Artık şantajlarınız işe yaramıyor. Bir halk kararını vermiş. Recep Tayyip Erdoğan'a gideceksin diyor. AKP'ye gideceksin diyor. Onlar sadece tehditle ve şantajla da kalmıyorlar değerli halkımız. Her gün meydanlarda ve alanlarda Kürt halkını inkar eden, Kürt halkını yok sayan, Kürt halkını görmezden gelen açıklamalarıyla özellikle Kürtler Halkların Demokratik Partisi'ne oy verenlerin ve bu anlamda bu ülkenin barışı için, bu ülkenin özgürlükleri için, bu ülkenin kardeşliği için yola çıkan bir partiyi nasıl engelleriz? Şimdi bunun yol ve yöntemlerini arıyorlar. Evet, bizi sadece inkar etmekle kalmıyorlar. Bizi dilimizi yasaklayan, kültürümüzü yasaklayan, kimliğimizi yasaklayan bir anlayışla, siyasetin dışına atmaya çalışan bir anlayışla Kürtlerin kazanımlarına, Kürtlerin yıllardır vermiş olduğu eşitlik ve özgürlük mücadelesine saldırılar yapıyorlar. Biz barış dedikçe onlar savaşta ısrar ediyorlar. Biz demokrasi dedikçe onlar faşizmde ısrar ediyorlar.
Biz kardeşlik ve özgürlük dedikçe, demokrasi dedikçe, hak dedikçe, adalet dedikçe onlar her türlü insan haklarını askıya alıyorlar. İşte bugün 9 milletvekilimizin cezaevinde tutuklu olarak bulunduğu, belediye eş başkanlarımızın görevden alındığı ve yerlerine kayyumların atandığı ve bu kayyumlar Kürt halkının bütün değerlerine ve geçmişte yapılan bütün tarihsel kazanımlarına yönelik bir saldırı içerisindeler. Ama buradan şunu ifade etmek istiyoruz. Önümüze koyulacak olan ilk sandıkta, yani 24 Haziran seçimlerinde size en büyük dersi Kürtler verecek, Erzurumlar verecek, Karayazılılar verecek. Evet, onlara derslerini vereceğiz. 24 Haziran tarihinde bizden ders alacaklar. Çünkü bu bizim kader seçimimiz olacak. Kürtlerin kader seçimi olacak. Evet, hiç kimse unutmasın. Afrin'e yapılan saldırıyı, Kerkük'e yapılan saldırıyı hiç kimse unutmasın. Şimdi oylarını arttırmak için ve birinci turda seçilebilmek için farklı bir politika ve yine savaş çığırtkanlıkları yapıyorlar. Bu sefer de Mahmur'a gireriz diyorlar, Kandil'e gideriz diyorlar. Ve Mahmur halkı Mahmur halkı sizin zulmünüzden kaçan, faili meçhullerden kaçan, kayıpları yaşamamak için buradan giden ve sivil bir yaşam süren Irak'taki bir köye gitmek Kürt halkına yapılacak olan en büyük hakarettir. Bunu kabul etmiyoruz. Mahmur halkına da Kandil'e de gitmenize Türkiye halkları, Türkiye toplumu onay vermiyor, kabul etmiyor. Çünkü herkes biliyor ki yaptığınız savaş çığırtkanlığı ve bu uygulamalar oylarınızı yükseltmek içindir. Evet, oralara atılan bombalar, oralara sıkılan kurşunlar Türkiye toplumunun, Türkiye halklarının sofrasına düşüyor, yüreğine düşüyor. İşte bunun için bizler özellikle bu savaş politikalarından bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini bir kez daha ısrarla belirtmek istiyoruz. Bu ülkeye barışı getireceğiz. Bu ülkeye insan haklarını getireceğiz. Bu ülkeye adaleti getireceğiz. Bu ülkeye insan haklarını biz getireceğiz. Çünkü AKP gidiyor. 24 Haziran onun son tarihi, son kullanma tarihi. Bugün 7 Haziran havası 24 Haziran'a girerken de aynı şekilde devam ediyor. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Hiç kimse karamsarlığa kapılmasın değerli arkadaşlar. Bizler mutlaka kazanacağız. Mazlumlar mutlaka kazanacak. Zalimler kaybedecek. AKP kaybedecek. Recep Tayyip Erdoğan kaybedecek. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Evet, Halkların Demokratik Partisi Türkiye için bir umuttur. Bu umut hala var. Bu umut 7 Haziran'da ne kadar büyüdüyse 24 Haziran'a giderken bir o kadar daha büyüyecek, bir o kadar daha çoğalacak. Biz biliyoruz ki artık Türkiye'de yaşayan Türkler, Kürtler, Aleviler, Sünniler, Ermeniler, Süryaniler, farklı inançlar, farklı kimlikler, farklı mezhepler. Türkiye'de yaşayan bu renklilik ve bu zenginlik kardeşlik içerisinde, barış içerisinde özgürlüklerini
ve kendi inançlarını, kendi kimliklerini özgür bir şekilde kullanabileceği bir Türkiye'nin yaratılmasından yana. İşte bu Türkiye 24 Haziran'dan sonra mutlaka bu ülkede yaratılacak. Bu da Halkların Demokratik Partisi'nin iktidara gelmesiyle gerçekleşecek. Tabii sadece HDP değil. Bugün bir cumhurbaşkanı adayımız var. Edirne cezaevinde dört duvar arasında siyasi bir rehin. Bu rehin sevgili Selahattin Demirtaş, bizim cumhurbaşkanı adayımız. Ve onun dışarıya çıkmasına, bizimle buluşmasına, seçim kampanyasını kendisinin yapmasına izin vermiyorlar. Onlar zannediyorlar ki Selahattin Demirtaş cezaevinde ama onun sesi dışarıya yansımayacak. Ama bugün görüyoruz, Karayazı'da her bir insanın bir Selahattin Demirtaş olmuş. Her bir yurttaşım Selahattin Demirtaş olmuş. Onlar Selahattin Demirtaş'tan korkuyorlar. Onlar Selahattin Demirtaş'ın cesaretinden korkuyorlar. Onlar Halkların Demokratik Partisi'nin siyasetinden korkuyorlar. İşte bunun için bu kadar zulüm, işte bunun için bu kadar engelleme, işte bunun için bu kadar baskı politikasını yürütüyorlar. Evet, sevgili Erzurum halkı, sevgili Karayazı halkı, sizler kararınızı vereceksiniz. Hepiniz tercihinizi yapacaksınız. Bu tercih aydınlık bir gelecek için olacak. Bu tercih Kürt halkının geleceği için olacak. Bu tercih Türklerin ve Kürtlerin tercihi olacak. Ama bu tercih irademiz, bu kararlılığımız, bu moralimiz 24 Haziran tarihinde sandıklara yansımalı. Bunun için engelleyecekler, oylarımızı çalmaya çalışacaklar. Asla izin vermeyeceğiz. Tek bir oyumuzu bile kimseye kaptırmayacağız ve çaldırmayacağız. Sevgili kadın arkadaşlarım, kadın yoldaşlarım, genç arkadaşlarım, sandıklara sahip çıkın. Kadınların sahip çıktığı sandıklardan hiç kimse oy çalamaz. Çünkü orada bir kadın eli vardır. O kadın eli bırakmaz, izin vermez. Siz de izin vermeyin. Sahip çıkın. Oylarımızı niye çalmak isteyecekler? Niye çalmak isteyecekler biliyor musunuz? Oylarımızı bizi barajın altında bırakmak için çalmak isteyecekler. Ama şunu kimse unutmasın. HDP barajın altında kalırsa bizim milletvekilleri alacağımız yerlerden AKP 70-80 milletvekilini bedavadan alacak. Ve çoğunluğu bir kez daha elde edecek. Yani 16 yıldır bu ülkeye getirmiş olduğu o zulüm ve inkar politikaları bir kez daha hayata geçecek. Bunun için yapmak isteyecekler, çalmak isteyecekler ve ayrıca HDP barajın altında kalırsa bizim oylarımızla parlamentoya gidecek olan vekiller arasında o ittifak kurduğu, birlikte hareket ettiği MHP'li milletvekilleri de AKP'nin listelerinden parlamentoya gidecek. Yani Kürtlerin oylarıyla kurtlar girecek meclise. Kürtlerin oylarıyla kurtları sokacaklar meclise. Onun için vicdanlı olalım. Onun için elimizi vicdanımıza koyalım. Hani söylüyorlardı ya, MHP Genel Başkanı diyordu ya, özellikle
özellikle sokağa çıkma yasaklarında MHP Genel Başkanı taş üstünde taş, baş üstünde omuz üzerinde baş bırakmayın diyordu ya, işte bu anlayışla ittifak kurdular. Bu anlayışla kol kola girdiler. Kürtleri görmeyen, Kürtleri tanımayan, Kürtlerin her türlü kazanımına engel olan bir anlayışla birlikte hareket ediyorlar, ittifak kurdular, koalisyon gerçekleştirdiler. Ve şimdi birlikte meclise giriyorlar. Zaten MHP'nin AKP'den, AKP'nin de MHP'den herhangi bir farkı kalmamıştır. Bu anlayışı hep birlikte çürüteceğiz. Bu anlayışı hep birlikte yeneceğiz. Bu anlayışa hep birlikte 24 Haziran tarihinde ders vereceğiz. İşte 24 Haziran tarihi bunun için önemlidir sevgili arkadaşlarım, sevgili yoldaşlarım. Evet, çok zamanımız yok. Çok fazla zamanımız yok. Onun için seferberlik ilan etmişiz her yerde. Bir seferberlik ruhuyla çalışıyoruz. Herkese gidiyoruz. Herkesi ikna ediyoruz. Kimseyi tehdit falan etmiyoruz. Bizde böyle bir anlayış yok. Siz kimseyi inandırarak ve ikna ederek oylarını alamıyorsunuz. Ancak ve ancak tehditle gidip insanlardan oy alıyorsunuz. Tehditle değil, bırakın. İnsanlar sizlere gönülden bağlı olsun, gönülden, yürekten bağlı olsun sizlere, yürekten. İşte bizim halkımız bize olan inancı, bize olan bağlılığı yürektendir, yürekten, gönüldendir, gönülden. HDP'ye bağlılık, Selahattin Demirtaş'a bağlılık, herkesin yüreğinden gelen bir bağlılıktır. İşte onun için diyoruz ki 24 Haziran bir başka olacak. 24 Haziran Türkiye'nin geleceği açısından, Türkiye'nin yarınları açısından bir başka olacak. Şimdiden buna hazırlıklı olalım. Halaylarımızı çekmeye, zılgıtlarımızı çekmeye, bu meydanda toplanmaya hazırlıklı olalım. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Reya ve ureya me vekiribe. An azadi, an azadi. An serkeftin, an serkeftin. Hatre ve hevalo, hatre ve. Biz de konuşmalarından dolayı Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanımız Sayın Pervin Buldan'a tüm Karayazı halkımız adına minnettarlığımızı, şükranlarımızı sunuyoruz.